X. Yusuf Hoca niye yok? Tamam. Ha, kızım burada benim Mia'cığım. Miyabanlar. Aga ben seni mod yapamıyorum. Mod 0x. Evet, autocomplete. Aynen. Hop verdim. Hop oldun. Tamam. Random birini banla bakayım. Banlayabiliyor muyum Yusuf? Şimdi değerli dostlarım. Konumuz server side template injection demiştik. Server side template injection'ı ben ilk duyduğum zamana bakarsak 2012-2013 demiştim. Yazma chat'e, hold. Herkes beklesin. Hiç kimse yazmasın. Daha sonra zaten yazılacak kısımlara geleceğiz. Şimdi konu şu. Eski yayınların hepsini izleyen arkadaşlarımız şeyi biliyordur. İşte request response cycle'ı, server side dünyada neler oluyor. Özellikle modern web nasıl çalışır bir hacker'ın gözünden başlıklı eğitimi de izlerseniz gözünüzde biraz daha canlanacaktır. Sonuçta siz bir HTTP request'i gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz HTTP request'i sunucu tarafından karşılanıyor ve bir content size dönülüyor. Şimdi bu dönülen content'in içerisinde tabii ki de hani aslında şey server side rendering yapan uygulamaları kastediyoruz. Birazcık da şeyden de bahsetmek lazım. Günümüzdeki uygulamalar aslında böyle birazcık single page application dünyası olduğu için aslında backendler genellikle sadece API'den oluşmaya başladığı bir durumlar var. Bu tür case'lerde server side template injection'ın teorik olasılığı birazcık düşmeye başlıyordu hani günün sonunda. Ama server side da bir şey sana render ediliyor. Bir HTML içerik aldığını düşün günün sonunda. Şimdi bu HTML içeriğin içinde belli bir takım datalar var. Eski yayınları izleyen arkadaşlar tekrardan bilirler ki konu her zaman ve her zaman input'tan geçiyor. Yani işin içerisinde bir siber saldırı varsa konu input'tur. Bu işin mottosudur. Siber güvenlik input'tan ibarettir neredeyse benim gözümde zaten. Yani nedir input dediğin şey? Bu senin bir tane application'ın ise bu application'ın dış dünyasından gelen verilerin hepsi. HTTP request'lerinden gelen form alanları senin için bir input'tur. Database'den aldığın data senin için gene input'tur. Third party servislerden aldığın data senin için input'tur. Diskten okuduğun bir şey input'tur. Ya yani application'ın prosesine dış dünyadan giren dataların tamamı aslında o application için bir input'tur. Biz genellikle input ve tehdit, threat gözüyle baktığımızda her zaman HTTP tarafından gelen input alanlarının threat oluşturduğunu düşünürüz. Ama işte second order vulnerability'ler dediğimiz hususlarda ya da işte third party API'ler üzerinden oluşan atak vektörlerinde aslında günümüzdeki konu hikaye her zaman application'a giren input'tan olmaya başlamıştır. Özetle zaten hani 60 tane eğitim yaptıysak konu her zaman bizim için bu input noktasına dokunmaya başlıyor. Şimdi bu inputların içerisindeki hikayeye baktığımızda çok farklı güvenlik açıklıkları var. Hani ama konu hepsi her zaman inputla oluşuyor ya. Ben burada tek bir şeyle ilgileniyorum abi. Burada bir tane vatandaş var. Burada bir tane de application server var. Sen buraya bir HTTP request'i gönderiyorsun. Bu da sana bir HTTP response'u dönüyor. Request'leri R ile, response'lar P ile gösterilir. Benim derdim, benim düşündüğüm olasılık şu olmaya başlıyor. Şimdi buradaki application'lar içerisine baktığımızda özellikle MVC yaklaşımı işin içerisine girdiği zaman ki bu adım isim değişiklik gösterebilir. Bu Model View Controller'dır. Hani işte Model View Template olabilir. İsim değişkenlik göster Model Controller Template olabilir. Ama günün sonunda aslında temelde üçe bölünmüş bir noktadır. Mimarisel anlamda bunlar farklı bölümlenmeler de gerçekleştirebiliyor. Ama günün sonunda benim aslında ilk temel anlamda baktığım hikaye request geldiğinde bu request'in karşılandığı bir controller var elinizde. Bu controller'ın da return edeceği bir view var değil mi? Hani biz ne dedik? Aslında artık hani böyle monolitik uygulamalardaki gibi işte include index.php yukarıdan aşağı düz değil birazcık daha aslında bu tür hani framework algısı içerisine girmeye başladığımız zaman bu view dünyası bizim için başka bir atak vektörü oluşturmaya başlıyor. Sen aslında artık bir HTML implementasyonu değil de bir template implementasyonu yapmaya başlıyorsun. Yani birazcık özelleşmiş HTML gibi bir durum olmaya başlıyor. Mesela neyi kastediyorum derseniz buraya bir şeyler kaydedelim. Bunu da masa üzerine kaydedelim. Bunun da adına diyelim ki asd.html. Asd HTML'i kaydetmiş olduk. Yani aslında şöyle bir konu olmaya başlıyor. Senin mesela burada bir tane divin var diyelim. Azıcık da zoom in yapayım. Rahat görün gençler. Tamam, burada bir divin var. Burada da diyorsun ki merhaba Mehmet. Tamam mı? Şimdi
Bu aslında çok basic yöntemle anlatıyorum. Konumuz burada web security'yi öğrenmek değil günün sonunda. Aslında buradaki konumuz bizim için şeye bakmaya başlıyoruz. Hani siber güvenlik bakış açısıyla bakmaya başlıyorum işin içerisinde. Sen günün sonunda kullanıcıya bir HTML içerik döneceksin adamın browser'ına ve browser da bu HTML içeriği alacak ve değerlendirecek. Tıpkı Ctrl U yaptığında burada gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki konu şu. Burada Mehmet diye bir kısım var değil mi? Bu Mehmet aslında dış dünyadan kontrol edilebilir bir input noktası uygulamanın. Bu nereden geliyor olabilir? Request'in içerisinden application bunu buraya göndermiş olabilir. Ya da aldığı bir database gibi bir data store'dan bu veriyi alıp buraya koyuyor olabilir. E şimdi bu nokta itibariyle bizim zaten template engine dediğimiz dünyada bir şeylerin karşımıza çıkmaya başlamasının sebebi de bu olmaya başlıyor. Yani siz backend'inizde return view işte mesela home.html diyorsun ve buna da işte name parametresini pass ediyorsun. Backend'deki template engine kütüphanesi bu name'i alıp bunu buraya yazdığı bir dünya olmaya başlıyor. O yüzden burada bir dinamik kullanım oluşmaya başlamakta. Şimdi hikayenin dallanmaya başladığı noktayı anlatmaya başlayacağım size. Yani siber güvenlik burada işin neresinde bir risk oluşturmaya başlıyor? Dediğiniz an itibariyle use case'ler karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada biz home HTML'in içini statik tanımlamış oluyoruz değil mi? Yani bu bir statik tanım. Bakın sen bunu tanımlıyorsun, bu kısmın dinamik olmasını sağlıyorsun. Buraya diyorsun ki name variable'ım benim dynamic data taşıyor, bu data neyse sonuç olarak bu ortaya çıksın. Peki olayı biraz daha genel düşün. Biraz daha genel düşün ve şu template'in kendisinin dinamik üretilmeye ihtiyacı olduğu bir nokta çıksa. O zaman ne olacak? Ne gibi bir şey ortaya çıkabilir? Çok basitinden sallıyorum. Hani şu anda böyle olacağından bir durum yok da sahibinden'e girdim. Yabancı bu abla var, bunu geçtim. Araba bakalım, tamam mı? Bakın şöyle bir rich text array'a karşımıza çıkabilir. Değil mi? Mesela sen bu rich text array'a da user'a döneceğin şu kısmın user tarafından template olarak. Ben chat'e yazmayın dedim gençler. Ben yazı görmek istemiyorum chat'te. Dinleyelim. Bu kısmın template olmasına ihtiyacın olabilir günün sonunda. Böyle bir şey karşına çıkabilir. Mesela bazı application'lar vardır. Mesela e-mail servisi, tamam mı? Mesela nedir? İşte SendGrid. Tamam mı? Ulan atak vektörü anlatıyorum da daha önceki bulduğum bulgulardan aklıma geliyor. Mesela SendGrid insanlara mailing yapmanı sağlıyor değil mi günün sonunda? Ama SendGrid mesela grafik arayüz olarak sana gönderilecek e-maili tasarlatmak da isteyebilir. Bu noktada aslında ne oluyor biliyor musunuz? İşin yazılımcı gözünden düşünmeye başladığınızda siz artık, nerede lan benim tahtam? Ha, siz artık şu template'in kendisini almaya başlıyorsun user'dan. İşte bu case'de hikaye değişkenlik göstermeye başlıyor. Yani sen template engine'in içerisindeki variable'lara verdiğin datayı dinamik almıyorsun ya da user'dan almıyorsun. Bu template'in kendisini user'dan alacağı use case'ler anlatmaya çalışıyorum ben size aslında şu anda. Demek ki bu şu anlama gelmeye başlıyor. Senin view olarak şuradaki home'u sen implement edip codebase'in içerisine koyup gitleyip pushlayıp application server'a koyuyorsun ve template engine bu HTML'i okuyup şu kısmı senden alırken ben aslında diske koyduğum bu template'i sanki user'dan alıyormuş gibi davranmaya başlıyorum ve burada diyorum ki işte MDI template. Peki nedir MDI template dersen, MDI template şu olmaya başlıyor işte günün sonunda. Ya yani şunun kendisinin user'dan geldiği bir case karşına çıkarsa ne olacak? Abi çıkabiliyor işte işin içerisinde. Demek ki senin template engine'ın bunadır view olabilir, x, y, z fark etmez. Piyasada çok fazla template engine var. Sen demek ki template engine'in içerisinde aslında bu name'i böyle tanımlamak değil de mesela böyle yaparsam ne olacak? Ha? Template engine bunu alıp parse edip ortaya bir tane object çıkartıyor ve object'in içerisinden sen aslında o object'e pass edilen name'i çağırdığında name'in value'su olan Mehmet buraya gelirken sen buraya object'i çağırdığın zaman template engine'in içerisinde oluşturulan object'e erişim sağlamış olabiliyorsun. Ve o template engine'in içerisindeki başka metotlar varsa bu object bir class'tır. Bu class'ın içerisindeki başka metotlar varsa mesela getName gibi
Sen aslında template engine'in internal metotları da akses sağlamaya başlıyorsun. İşte bu nokta itibariyle Narnia kapısından geçmişsin gibi sana bambaşka bir atak vektör dünyası açılmaya başlıyor arkadaşlar. Şu ana kadarlık olan kısım anlaşıldı mı chat? Artı bir alayım, göreyim. Sorunuz varsa da şimdi sorabilirsiniz. Maggie Monster ikinci ay daha etmiş. Sağ ol can dostum. Güzel. Şimdi buraya kadar olan kısmı anladıysanız ben kaynak kodu erişimi olmadan server side template injection zafiyetlerini nasıl tespit edebilirim? Donate mi gelmişti? Ben kaçırdım mı? Kaçırmışımdır. Ben çok düzgün bir yayıncı değilim. Ha, Haldemir'im yazmış. Hakikaten zekatını vermek lazım diye. Sağ ol can dostum benim. Donate başka bir yerden gelmiş olabilir. Streamlabs mıydı lan benim bunlara baktığım yer? Hemen devam edeceğim arkadaşlar. Bir saniyenizi istirham ediyorum. Neredeydi bu ya Makondiri? Çok gelmez. Donation history. Dark SQL. Buraya bir şeyler olmuş. Bugün ayın kaçı? Bakayım. 25'e. Ha, Dark SQL'den gelmiş. Öğrendiğim çoğu şeyi web security, zafiyetler vesaire için benim için teşvik edici bir insan oldun. Bunun için çok teşekkür ederim. Ayrıca o karanlık taraftan çıkmamı sağladın. Hakkın ödenmez. Teşekkürler. Ne mutlu bana can dostum ya. Artık Dark SQL değil, Nick'in White SQL olsun seni. Leş. Ya yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Devam. Şimdi bazı teknik şeyler görüyorum soru chatte. Arkadaşlar onları kenarda tutun. Yayının sonunda, eğitimin sonunda cevap vereceğim sizlere. Şimdi atak vektörü anlaşıldı değil mi? Hani? Şimdi şöyle bir konu olmaya başlayacak. Ben kaynak koda erişimim olmadan chat hold. Hold. Şimdi işin içerisindeki atak vektörü ne olacak? Şimdi hadi bunu düşünmeden önce şunu anlamam lazım. Ben black box test yapıyorum abi. Yani açalım, tamam mı? Burst Professional Edition. Mia'cığım canımsın, teşekkür ederim. Next start. Hızlıca bir şey ortamına geçiş yapayım arkadaşlar. Target proxy open new browser. Buraya geldim. Web Security Akademi nerede? Burada. Bunu al. Bir tane de lab açacağım. Bununla ilgili labları çözeceğim size. Ve labı çözerken aslında her zaman yaptığımız gibi üzerinden anlatıyor olacağım. Yeni bir şey değil yani. Bu training'in parolasını istiyorum. Copy password. Geldi. Login ol. Burası böyle kalsın. Burası böyle olsun. Training at messenger.net. Bu da parolası. Login ol. Soner'cim hoş geldin abi. Akademi. Şimdi vatandaş eğer bugün çalışırsa şayet. Alright. Alright. Gel bakalım buraya. Will all labs. Hadi anam benim. Hadi anam. Template injection. Aha. Basic server side template injection. Tamam. Ben bunun üzerinden anlatacağım bir şeyleri. Review ERB documentation to find out how the exactly code injection delayed bilmem ne bilmem ne. Moral bir dur. Tamam mı? Access lab. Şimdi hikaye şu arkadaşlar. Karşımda mesela şu anda bir web uygulama görüyorsunuz. Hani vatandaş sen sola gel, sen de sağa gel. Oha nasıl oldu ya, Microsoft inanılmaz bir şey ya. Çok iyi. Burayı chat alın klip. Clip chat alın. Neyse bak şimdi. Konu şu. Karşımda bir tane web application var. Bu web application'ın server side template injection gibi bir zafiyete sahip olup olmadığını anlaman gerekecek. Kaynak kodu vesaireye erişimin yok çünkü. Hadi onu anlamaya çalışalım. Nasıl bulacağız biz bunu? Ben aslında birazcık bu noktadan başlatmak istiyorum hikayeyi. Ve hiçbir fikrim yok şu anda burada nerede bu uygulama. Bana credential vermiş mi? ERB documentation find out falan demiş.
Şuraya gir, view that details. Bakalım neler var. Şu anda bu browser'dan çıkan tüm HTTP requestlerine, kapat bunu, bu boş iş. Tüm HTTP requestlerini listelediğim bir yer burası benim için. Tamam mı? Güzel. Şimdi burada acaba nerede zafiyet var? Öncelikle bunu bir bulmak gerekiyor günün sonunda da. Lab Academy Header. Bu değil. Bir dakika, bu mu? Değil. Ben neyle ilgileniyorum? Ben şu domainle ilgileniyorum. Web Security Academy geçenlerle ilgiliyorum. Bana bunu filterla. Diğer şeylerle ilgilenmiyorum. View Details. Burada yorum yok. Yorum da olabilir diyorsun da yorum yapabileceğim bir yer yok benim crackpot'um. Copy image address. Keep it. Bunlar da değil. Burada basic'miş bir de. İyi. Güzel. Peki o zaman ben product listeleyen bir yere gidelim. Bakalım neler yapabiliyormuş. Aynı request'i bir daha gönderip gelen response'a bakıyorum aslına bakarsanız. Ve benim elimde burada neydi? Magnify mıydı bunun adı? Benim elimde bu request'e giden bir tek input ID, şey product ID 3 var. Bu 3'ün yerine mesela 1337 valid olmayan bir değer yazdığında bana not found diyor. Peki. Invalid product ID. Product ID üzerinde bir integer validasyonu yapmakta bu vatandaş. Buradan da bunu anlıyoruz. Product ID 1 olsun. 1'de bir şey yok. Message. Unfortunately this product is out of scope. Benden bir mesaj alıyor. Böyle bir şeye gidiyormuş. Follow at dediğimde bu unfortunately. Bu arada çok severim bu kelimeyi. Unfortunately this product is out of stock diyor. Mesela şu anda request, yani server side'ın da ki daha doğrusu benden alınan bir request'in içerisindeki bir datanın response'daki template'te kullanıldığını görüyorum. Ben burayı ASD ASD'ye çevirdiğimde burada ASD ASD görmekteyim. Bunu ilk gördüğünüz anda aklınıza her zaman ve her zaman reflected XSS gelir arkadaşlar. Tamam mı? Yani çünkü request'te senden bir string alıyor. Template'in response'un içerisinde bunu sana doğrudan vermekte. Ben buraya gelirim, derim ki script alert 1 script. Ben burada bir XSS vakasını düşünmeye başlarım. Ve alerte baktığımda da burada bir XSS zafiyetin oluştuğunu gözlemliyorsun, değil mi? Yani bu request'i alırsın, copy URL dersin, interception'ım kapalı, gelip buraya koyarsın ve pop-up çıkar. Aa bak, burada XSS var. Bu arada Maggie Monster 100 bit göndermiş. Teşekkür ederim can dostum. Kesene bereket. Trik vermeyin. Aylakman benim core ekipten biri tanıyor. Ben bu labların hiçbirini çözmediğim için burada canlı yayında zorlanmayı seviyorum. Kan can çıksın diye. Soner demiş ki unfortunately one can be told what the matrix is. You have to see it for yourself. Maggie Monster durmuyordu. Bitler havada uçuşuyordu. Eyvallah. Güzel. Kaç paralın 300 bit? Şimdi herkes anladı mı burada XSS zafiyetinin varlığını, ama aslında buradaki hikaye XSS'den ibaret bir konu değil. Buradaki hikaye şöyle bir durum oluşturmaya başlıyor. Yani benim size anlattığım şu mevzu vardı ya, gel makonleri buraya. Request response cycle içerisinde bu yaşanıyor. Bakın, user'dan alınan input backend'de controller'lardan vesaire geçip işin içerisindeki bir template'in içinde view'da karşıma çıkıyor. Yani burada aslında belki de benden bu mesajı adam alıyor, ardından gidiyor bu mesajla birlikte şu string'in tamamını dinamik bir şekilde oluşturup bunu içerisine yerleştirip nihai olarak oluşan şeyi render'a veriyor olabilir. Çünkü server side render ring hikayesinin olması lazım ki işin içerisinde benim backend'de, günün sonunda backend'de benim şu view gibi render metodunun içerisinde, işte bu Django'da da render mıydı, işte Laravel'de view mıydı, neydi, işte anladınız siz, benim buna giden şunu kontrol edebiliyor olmam lazım. Şimdi bunu anlayabilmek için backend'deki template engine'in ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Aslında böyle bir zafiyetin varlığını anlamak için ben her zaman XSS taglerinin peşinden şu tür karakterler gönderirim anlayabilmek için. Mesela atıyorum şöyle giderim buraya, bu karakteri yazarım, derim ki xxx. Ondan sonra başka template engine'lerden bildiğim işte yüzde işareti yazabilirsem şayet, yüzde işaretiyle birlikte
olursa şayet, hani anlatabildim mi, böyle bir şey yerleştirin, buraya gider YYY koyarım, ondan sonra Java dünyasından bilen, Java bilen arkadaşlar varsa aramızda, bu tür template engine'lerin olduğunu görüyorum, ZZZ koyarım ve ne gibi bir output geliyor. Bunun aynısı benim karşıma yazılıyor ve geliyor ise bir takım sorunlar var demektir işin içerisinde benim için. Şimdi bunu böyle gönderdim, ne oldu? XX geldi, YY geldi, ZZ'de olduğu şekilde geldi. İyiymiş. Gelir anam. Tamam, gelsin. Bakayım, abi senin Udemy derslerin var mı? Yok. Client side zafiyet oluyor, her zaman server side olmasına gerek yok demiş. Ne demek bilmiyorum. Hani. Şimdi. Şimdi. Düşünüyorum başka ne karşımıza çıkabilir. Kaçırdığımız bir şeyler var. Yani her template engine. Bu arada ben burada mesela bir değişken tanımı olsun istedim. Genellikle şunu görürsünüz işin içerisinde. Eğer server side'da bir template injection zafiyetiniz varsa, şu template engine için 7x7 demek olduğundan, siz dönen sayfada 49 görüyorsanız template injection zafiyeti var. Server side template injection var diyebilirsiniz günün içerisinde. Ama hani ben zaten az önceki bir değişkeni yazdırmayı yazdığımda bile bunu göremediğimizi görüyoruz. Şimdi burada benim bilmediğim bir template engine var. Ya şu anda samimi söylüyorum harbi, bilmediğim bir template engine var. O yüzden gideceğim ve şeye bakacağım. Lab'da bana bunu söylemiş olmaları lazım. ERB document, ERB diye bir template varmış. ERB template'i olur, tamam. Bakalım hemen. Sonra da ne yapacakmışız? Documentation yapıp, code execution yapıp, moral txt'yi silecekmişiz. Backend Ruby olabilir. Yes. ERB dediğiniz anda. ERB template. Tamam mı? Creating templates using embedded Ruby. ERB'de bunu nasıl çağırıyoruz abi? Bu işi öğrenmekle geçiyor, tamam mı? Mesela bir şeyi print etmek şu şekilde print ediliyormuş sanırım. Key file diye. Bu template engine'in kendi sintaksına özel bir konu. Ben geliyorum bunu buraya koyuyorum. Bakalım ne diyecek. Bir tane de placeholder koyayım Mehmet İnce diye. Peşinden de mesela bunu koydum. Bakalım ne olacak. Tamam mı? Dönüp burada Mehmet İnce'yi arıyorum ki direkt görebileyim. Bakın bunun devamı gelmedi. Çünkü neden? Key files diye bir variable tanımlı değil. Hani. Ama ben buraya mesela 7x7'yi bu şekilde koysam ve send desem, Mehmet İnce'yi bir daha bulsam 49'u görebiliyorum. Demek ki ben ERB template'inin taglerini ve özelliklerini backend'de run ettirebilme imkanına sahibim. O zaman ilk akla gelen soru şu oluyor. Eurores, birazcık zoomluyorum anlatırken kardeşim. Bak burası 49 oldu. Şimdi o zaman şunu sorgulamaya başlayacağım ben. ERB ile bir işletim sisteminde komut çalıştırabilir miyim? Çünkü en büyük etki neyle üretiliyor? Backend'de komut execute edebildiğiniz zaman zaten sunucuda komut çalıştırabiliyorsun abi. Under the context of web server process diye de her zaman eklerler. Böyle bir expression var. Bu da comment'e sebep oluyormuş. Ruby'den benim hatırladığım doğrudan backend'de komut çalıştırmaya imkan tanımlayan bir şeyi vardı. Hikayesi vardı ama bu nokta itibariyle ERB payload template injection diye kopya çekeceğim doğrudan. ERB template injection, yani bu table boardmuş vesaire, bak benim gibi anlatıyor, boş iş, 49'u göstermiş, boş iş. Pardon, biz doğrudan Java'ya erişebiliyoruz, pardon ama doğrudan Ruby'ye erişebiliyoruz. File open, file sınıfın içinden open'ı çağırıyor adam ve bunu oku diyor. İyiymiş. Ama en tatlısı şey olur herhalde ya. Şurada yok mu object diye bir şey? Daha net göstereyim size. Object dediğimde bak, backend'deki Ruby error'unu görmeye başlıyoruz. Undefined local variable. Şimdi burada şeyi sorguluyorum. ERB içerisindeki default obje ismi ne olabilir? Böyle self var benim bildiklerimin arasında. Self'e bakalım. Self dediğim zaman bir şeyler oldu. Main geliyor. Tamam mı? Demek ki self, burada şeyde vardır ya, Python'da vardır ya, alt çizgi çizgi to string vesaire gibi magic metotlar. Yani bir objeyi
print etmek istediğinde ne print edileceğini ifade ettiğin her işte object oriented dili olan destekte de toString'e convert eder aslında. Hani ben buradan self'in içerisinde neler varsa bulmak istersem aslında tek tek bakabilirim. Self mesela bak burada anlatmış class name diye. Hani ve self metosu çağırdığımda aslında bu self sınıfının hangi metotlarına erişim imkanım var onları görmeye başlıyorsunuz aslında. Instant evil'ı çağırabilirsin gibi gibi. Ama bu kadar kasmaya gerek yok bu vatandaşların söylediği için. Zaten biz doğrudan şeye erişim sağlayabiliyoruz. Aa bak bak bu özellik de çok güzel. Mesela Ruby tarafı için konuşmak gerekirse doğrudan config instance'ı template engine tarafından erişilebilir bir şeymiş. O yüzden server'ın instance variable'larından SSL kontekste aldığınızda hani config dosyalarını okuyabiliyorsunuz. Çünkü template engine runtime'da Can Yıldızlı yeter can dostum benim. 1000 bit gelmiş. Ben seni tanıyorum Maggie Monster bu arada ama hayırlısı bakalım. Şimdi dönelim, tamam mı? Aslında eğer konu bahis Ruby ise ben doğrudan şu metoda erişim sağlayabiliyormuşum. Bu benim için güzel bir şey. Bunu alır buraya koyarım, tamam mı? Ve şu tırnakları küçük düzeltmeye ihtiyacım var senin günün sonunda. Hani etc passwordin içerisine okutmayı sağlıyoruz. İnşallah olur. Bakalım, evet etc passwordin içerisine okuyabiliyorsun. Arkadaşlar sadece payload'a odaklanmayın. Arka taraftaki hikayeye bakın. Yani olayı nereden anlatmaya başladım? Aslında code execution ya daha doğrusu bu string'in Ruby kodu olarak evaluate edilmesine sebep olan asıl mekanizma ne? Buna bakmak gerek dostlarım. Ben neyi okuyacakmışım? Moral.txt'de. Acaba nerede bu moral.txt'de? Şimdi onun da pet'i önemli anasını satayım. Direkt gelir mi böyle yapınca? File open. Ben buraya rastgele bir şey yazsam bulamadı. Moral.txt'yi okudum. Moral.txt'yi okudum da okuduğumu anlamıyorum. From Carlos Home Directory. Tamam. Home Carlos Moral.txt. Bir de böyle oku. Gene aynı şeyi okudum. Ben ne okuyorum abi ya? Bu bana niye böyle geliyor? Allah Allah. Bu text'e dosya lan. İçini okuyorsun, yazıyorsun bana. Abi URL'den git diyorsun. Gittin lan URL'den nasıl gideyim? File open read. Tamam. File read okuduğunda binary olarak okuyor desem çok saçma. ETC passwordi okumazdı az önce. Ne yapacağız? Chat. Bu tweak. Ben Ruby arıyorum. Ruby. Tamam. Foobar. File open read işte. Ben de oradan sistem komutu da çalıştırabiliyormuşum. O zaman abi ben bu işte işin rengi değişir. Ben doğrudan sistem erişimim varsa abi burada işin rengi değişir. Ben böyle bir şey yapabiliyor muyum? Mesela ID. Send. Bakayım Mehmet İnce nerede? Aha ben direkt komut çalıştırabiliyormuşum. O zaman derim ki cat %20 home Carlos Morale.txt buydu değil mi? Direkt böyle okurum. Sıkıntı. Delete mi edeceğim? Ben niye için okuyorum? Ulan okumuyorum ya. Okumuyorum. Delete diyor. Delete, delete. Allah belamı versin. İçini niye okumaya çalışıyorum ki? Abi şunu bir RM bir de %20 bir tane daha koydum. Bir de ref diyebilir miyiz? Sunucuda komut çalıştırarak dosya siliyorum. Send. Sil. Ne oldu bu level? Geldik mi? Çözüldü mü? Proxy kapalı. Ya XSS ile ilgilenmiyorum. Yes! Çözdük. Silecekmişiz. 377 viewer mı olduk? Nasıl oldu lan? Gençler. Anlaşıldı mı hikaye? Hikaye anlaşıldı mı?
Anlayanlar bir chat'e artı bir yazsın mı? Göreyim bir. Tüm hikayenin nereden oluştuğunu. Çünkü her şeyi bunun üzerine build edeceğiz abi sistemde. Her şey bunun üzerine build edilecek. Aa bak harika bir şey yazdı chat'ten bir arkadaşımız. Onfacı file'ın delete metodu var. Onu da yapabilirsin abi. Diyor. Yayın mı gitti? Yayın nasıl gider? Her şeyin yolunda olması lazım. Bak abi en son şu noktaya vardım. Diye direkt ERB scripting'in içerisinde sistem function'la erişim sağlayabiliyorsun. Bu da işletim sisteminde komut çalıştırmanı sağlıyor. Ben de moral.txt'de Sinan komut yazdım. Çünkü gerizekalı olduğum için dokümanı ve karşımdaki challenge'ı düzgün okumamışım. Diyor ki delete et diyor. Ben sanki bunun içinden flag okuyacağımı sandım. Çünkü malım. Twitter'dan gelenler canımsınız. Anlaşıldı mı bu kısım? Tamam. Buradaki bir ara yayın gitmiş de geldi. Geldi tamam. Yani buradaki en önemli kısım gençler. Buradaki en önemli kısım bizim burada tam olarak ne yaptığımızı anlamanız. Yani benim aslında exploitation'ı yaptığım yer template engine'e verilen bu template dosyasının backend'de dinamik olarak üretilmesi ve benim kontrol edebildiğim kontrol edilen parametre buraya kendim injekte edebildim. Aslında benim yaptığım şey template engine'e bunu vermek oldu. Template engine de diyor ki ulan sistem fonksiyonunu çağıracağım, bunu çalıştıracağım. Peki dokümanı indirebiliyor muyuz? Upload falan. Buna ihtiyacın yok ki. Sunucuda komut çalıştırıyorsun abi. Bundan sonra zaten back connect'e gidersin yani hani. Bundan sonra alacağın şey reverse shell olur. Maggie Monster. Aga sen kimsin? Sen kimsin? Abi bu bit kaç paraya tekabül ediyor? Bu bit... Benim internetim kötü galiba ya. Yayın niye gidiyor ya? Yayın gitmesin abi. Şşş. Niye drop oluyor ben? Nasıl çözeceğiz bunu? Bilmiyorum. Maggie Monster kesene bereket. Bu ay Toki parasını çıkarttım çok şükür sayende. Bir şeyler oluyor. Biri bot basıyor herhalde. O yüzden mi yayın gidiyor bilmiyorum. Bizim bu kadar iyi izleyicimiz de olmaz normalde yani. Of çok paramız oldu gençler. 300 bit 25 TL ise bu adam bana çok para verdi. İyi kesesine bereket. Şimdi şu anda düzgünüz, sakiniz. Şimdi şu kısım anlaşıldı mı? Aslında oluşan mevzu şu template engine'e verilen bu template'in server side'de dinamik oluşturulmasından mütevellit. Hani ben bu kısımı exploit ettiğimde template engine'e diyorum ki bak kardeşim sen böyle gelip buraya fakir gibi name yazma, git şu fonksiyonu çalıştır, buraya da işte os command'ı run edebilirsin. Böyle bir şey olmaya başlıyor yani. Şu anda iyiyiz ya, yayın toparladı. Bir gittik geldik. Özet geçemem kardeşim. Yayın tekrarını izlersin bir daha. Üçüncü kez sormaktasın. Soner demiş ki fazla izleyicim varsa alırım bir daha. Birazdan toparlar ya. Kendisine gelir sistem inşallah. Bitler havada uçuşuyor. Ben anlamadım zaten. Peki. Şu ana kadarki olan kısmı anladıysak karşımızdaki en büyük sorunun server side'daki template kütüphanesinin ne olduğunu anlamak lazım. Değil mi? Yani bence de büyük ihtimalle bir bot bastı. Bir anda 400 kişileri gördüm de. O yüzden bir yayın gitti geldi bir şeyler oldu.
Şimdi demek ki konu şu. En önemli hikaye bizim backend'deki template engine'in ne olduğunu anlamam lazım. Çünkü her engine'in kendi syntax yapısı var değil mi günün sonunda? Ve her engine'in atak vektörü de farklı. Şimdi demek ki benim server side template injection port port Swigger'ın bununla ilgili çok güzel bir tane yazısı var. Bunu nasıl tespit edeceksin? Hangi kütüphane? Backend'deki hangisi kullanılıyor anlamanın yöntemi. Bak, adam şunu söylüyor sana. Şöyle bir roadmap oluşturmuşlar. Atak kodunda, payload'ında bunu kullan. Tamam, eğer 49 görüyorsan sonucu bunu yaz. Bunun sonucunu görebiliyorsan bu smart'idir. Değilse bunu kullan, bu mako'dur, bilinmeyen bir engine'dir, JNJ2'dir, Twig'dir. Hani anlatabildim mi? Bu adamların bu akışını kullanarak, ki bu işi öğrenmenin en güzel resource'u da bu, açıkça söylemek gerekirse, hangi template injection'ın kullanıldığını daha net anlayabilirsin. Hatta mesela diyor ki, payload şöyle gönderirsen, cevap 49 olursa bu Twig'dir. Çünkü Python şuradaki string'i integer'a çevirip çarpıyor. Jinja'da da, Jinja 2'de Python 2'nin template engine'i. Bunu görüyorsan da bu Jinja 2'dir diye bir anlam çıkartman gerekiyor işin içerisinde. Tamam mı? Şu ana kadar olan kısım anlaşıldıysa dostlar, ben bu level'ı çözdüm değil mi? Diğerlerine bakalım. Template injection. Kod kontekstinde basic server side template injection. Bakayım mı buna? Anlaşıldı mı chat? Ama Allah adına şunu bir okuyayım ben önce abi. Gerçekten yani. Access lab. Vinyl Peter login ol. Şunu bir okuyayım. Oku. Allah'ın adıyla. Gel. Ne haber güzelim? İyi, yolda mı her şey? Halledebildiniz mi işleri? Şimdi gençler. This lab is vulnerable to SSTI due to the way it unsafely uses a tornado template. Tamam, öğrendik. Yosso Cohen sub olmuş, kesene bereket. Koko sub olmuş, kesene bereket. Hoş geldiniz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci yayına da bırakacağım ya bazılarını. Çünkü anlatıyorum ya. Tornado template'miş. Tornado Python'ındı. To solve the lab, Tornado'nun dokümantasyonunu okurarak code execution'ı bul ve delete yap diyor. Tamam mı? Carlos Sun Home Directory'sinde preferred name functionality'ye bak diyor. Tamam, öncelikle server side template injection'ın olduğu bir yeri bulalım. My account ID preferred name first name submit. Tamam mı? Güzel. Proxy change display name. Bak şimdi. Burada ne yapıyor? User'ın first name'ini almış. Ben bir tane web sitesinde böyle kritik bulgu bulmuştum. User first name parametresi böyle geliyordu. Ben buraya mesela password demiştim. Kendi parolamı da buluyordum. Ama buradaki soru işareti response'e direkt göremiyorsun. Şurayı yenilersen görebilirsin hikayeyi aslında. Bir dakika, yok. Ben sunucudaki ne oluyor lan? Benim kafa hızlı çalıştı bir anda. First name. Tamam, preferred name'im, first name'im. First name'im, benim adım nerede geçiyor? Bir saniye durun gençler. Bir dakika. Ben preferred name'i, nickname görmek istiyorum. Ama bu bilgiyi burada görememekteyim. Nerede göreceğim? Benim bir yere yorum morum yapmam lazım o zaman. Home'a gel. Buraya gel. Burada comment'ler var. Diyeceğim ki za. Aslında burada da server side template injection olabilir. Server side engine'in tornado olduğunu söylemişlerdi. Tornado template engine. Bakalım. Tornado template. Tamam, bana basic bir şey göster. Tornado template'le ilgili basit bir şey öğreneyim. Tamam, template nokta curly parantez. Curly parantez benim buradaki sistemim. Okey. Bunlar blok. Klasik Python şeyi işte bu ya. Mesela buraya 7x7 yazdım. Mesela burada da bir durum olabilir. Okey. Tamam. Comment'i gösterdi de. Heh. Bak, benim adım hot dog'muş. Şimdi akış şöyle çalışıyor gençler.
Chat sus bakayım be. Şimdi akış şöyle çalışıyor. Ben settings'ten uygulamanın kalan kısımlarında hangi isimimle gözükeceğimin kararını veriyorum. Buraya da geldiğimde o gözükmeye başlıyor. Tamam mı? Hikaye o. Nickname, first name'im vesairenin gözükmesini sağlıyorum. Ben buraya user first name değil de 7x7 olarak gözükmek istiyorum dersem, buraya da gelirsem ben artık böyle gözüküyorum. Ve sonuç olarak ne yazıyor? 49 yazıyor. Ha. Sadece 49 yazması lazımdı. Peki. Sadece 49 yazması lazımdı. O körlü parantezini ya. He. Anladım. Ya mevzu şöyle oluyor arkadaşlar. Şu template'in içerisindeki database'den aldığı değeri bu template'in içerisinde buraya doğrudan koyuyor. Benim ikinci bir körlü parantez koyarak bunu anlamaya çalışmama gerek yok. Bu ilginç bir case. Bu ilginç. Çok karşılaştığım bir konu değil ama server-side template injection'a imkanım var. Güzel. Şimdi Tornado'nun dokümantasyonundayız. Tornado template. Tamam mı? Beginning with TT vesaire vesaire message end. Bunlarla auto escape functions. Bunlarla da ilgilenmiyorum. Row expression verme imkanım var. Class references. Tornado template template. Tamam mı? Benim template'imin base loader'ım var. Aynen. Code context isminin geçmesinin sebebi bu. Çok güzel söyledin can dostum. Peki. Okey. Güzel. Ben buraya mesela gelip bir şey yazsam mesela şimdi. Desem ki mesela bana object'i print et. Ve buraya da gelsem desem ki bunu et deyince ne oluyor? Object. Objemizi doğrudan buraya basmış oldu. Tamam, çok iyi. Ben object'i enumerate edebilirim. Ama aslında bunu enumerate etmeme hani gerek yok. Aslında ben Tornado Framework'in içerisinden bunlara erişim sağlayabilecek bir noktaya sahip olurum diye düşünüyorum. Tamam mı? Escape functions, class reference. Ha. Class reference, parametreler, class'ım benim template. Filter white space ya da kasmam. Bunu Google'dan öğreniriz. Python, Tornado, SSTI, payload. Bakalım ne varmış. From detection to remote shell. Bununla ilgilenmiyorum. Bakalım. Tamam. Yani zaten buradaki hikaye bizim anlattığımızın birebir aynısı. Bununla da ilgilenmiyorum. Ha, Python modülleri import etmemi böyle bir özelliği mi varmış? Çok iyiymiş. Ben istediğim Python... Bakın işte zaten template engine'lerde sandbox dediğimiz bir hikayenin birazdan konuşuruz. Olması gereken kısmı bu. Yani template engine Python environment'ının tamamına erişememeli. Ya da işte programlama dili neyse. O yüzden bir sandbox içinde çalışıyor olması lazım. Template engine'ler genellikle sandbox yapılarına sahiptir. Ben şöyle bir komutla Python'dan istediğim modülü import edemiyor olmalıyım yani. Bu anlatabildim mi? Hikaye ilginç yani. Sub prosesi böyle import ederim. Who am I'yı da read ettiğim an itibariyle. Ki bu who am I'yı da read etmeme gerek yok. Hadi edelim. Bakalım görmüş oluruz. Yenile. Internal server error. No handlers could be found. Logger, tornado, traceback vesaire. Exec'te bir sorun yaşadı. Invalid syntax. Syntax'ta bir hatam var. Ben kesin bir şeyi kopyalamayı unuttum. Böyle import sub process dedim. Okey. Ardından da peki benim gerçekten import prosesi öyle çağırmaya ihtiyacım var mı? Bence yok. Import prosesi single line çağırsam import process doğrudan böyle yapsam send desem hala syntax hatası alıyorum. Neyi beğenmedi bu? Template'in 317. satırında exec don't inherit true diye bir durum var. Invalid syntax diye görüyor.
Peki öncelikle şunu deneyelim o zaman. Ben hiçbir şey çağrısı yapmadan sadece böyle bir modül importunda bulunabiliyor muyum? Bir ona bakalım. Bulunamıyormuşum. Import os mu? Ben gene şu anda kafam bir şeylere gitti. Aynen. Import subprocess ama ya osu da subprocess diye bir kütüphane de var. Ben çok kullandım subprocess'i. Orada kafam gitti büyük ihtimalle. Import os diye bakacağım şimdi. De aradığım şey benim bir yandan düşünürken bir yandan da zor oluyor. Durun şimdi. Import os desek bunun böyle çalışmaması lazım. Çalışmasını beklemem. Nerede? Burada değil mi? Bunun böyle çalışmasını beklemem. Çünkü aslında doğrudan code evaluation var işin içerisinde. Yani şunun çalışmasını beklerim. Bunu da çalıştırmıyor. Okey. O zaman ben şöyle bir şey yapabiliyor muyum mesela? Print. Bunu run edebiliyor muyum? Python direkt çağırabiliyor muyum? Hayır, çağıramıyorum. Demek ki benim Tornado ile ilgili. Ya çünkü ben buraya mesela işte object yazdığımda doğrudan şeyin objektini görebiliyorum aşağıda object olarak. Ben düşünüyorum Hatuba sahibi bir şey demiş. Abi os import olarak dener misin demişsin. Şöyle mi dene diyorsun? Şu mu? Biraz çalışabilir belki ama bana mantıksız geldi bu. Curly brace'i kaldırdım zaten ya direkt. Çünkü artık burada zaten code evaluation var. Delikanlı gibi okumaya devam edelim. Os p open import os. Os p open read who am I diye bir duruma ilerletmiş. Bu tamam güzel ama not enough. Python Tornado. NetSparker'dan yazmışlar. Impact de burada payload'umuz yok. Farklı kaynaklara bakalım. TL Server Side Template Injection Map'i varmış. Bu değil, bu değil. He, bak Crackpot bu bakış açını beğendim. Eğer bu iş mantıklı olursa anlatacağım. Bu Crackpot'un yazdığı fikri beğendim. Parse error verdi. Burada da şeyi parse edemedi. Bunu kapattım. Bir de sağ tarafta şey kalıyor ama. Hani bir curl parantez kalıyor. Orayı da boş verdim. Import os deyince böyle olur mu? Senin demek istediğini çok iyi anladım ben. Context payload mevcut. Ha, tek bir kapatmam lazım. Çift mi? Bakalım sen. Şu köşeli parantezlere ihtiyacım var mı? Var gibi. Herkes toplandı. Kod context payload'u var diyorsan alayım can dostum ama ben şu anda birazcık kaybolmuş durumdayım işin içerisinde. Bakalım. Ey maşallah. Abi şu repoya bakar mısın? Bu inanılmaz güzel bir kaynak. Hangi template engine'de hangi tag'le tespit yapabileceğine dair hikayeler var. İyiymiş. Abi sadece bir kapat aç. Bunu deneyelim diyorsun. Bakalım. Kapatıp açalım dostum da kapatıp açtığımda hikaye işe yarayacak mı bilmiyorum. No handled kubi phone logger tornado application string string. Aa, Onur Tak gelmiş. Eyvallah. Teşekkürler. Dediğiniz her şeyi deniyorum. Eyvallah can dostum. Teşekkür ederim. Kelleci Ahmet gerçekten dostum ne kadar da başarılı bir dostum. Osu import etsek bu iş çözülecek. Oğlum siz bana niye denetip duruyorsunuz lan bunu? Tamam. Okey. Şimdi mantığı anladık işin içerisinde. Güzel. Ne diyor?
Dark SQL anlamadım dostum ne demek istediğini. Çete bakıyorum da bir yandan kaçırdığım neler vardı. Ay ay. Şimdilik boş yapıyorlar. Birileri banlandı. Olur bunlar olur. Evet. Server side template injection tornado. Yo, chat'e bakıyorum bir yandan da düşünüyorum. Şimdi burası code evaluation'ın olduğu bir yer. Code evaluation'ın olduğu yerin içerisinde şimdi buraya ASD ASD yazdım. Olaya bir temelden bakalım. Allah burası değil. Şurası. Ya, evet günün sonunda işletim sistemi komutu çalıştıracağız da. Neden ben ASD ASD'de bir sorun yaşıyorum? Ya bir dakika Tornado Template P'ye şunu bir açar mısınız? Abi bunu bir açmamız yok mu bizim? Bir okursak anlayacağız. Ha bana bunu getir. Okey. Sen kaçıncı line'dasın? 300 300 348 348 Unicode namespace generate ilk çağrılan metot bu anlaşılan güzel generate'i çağırıyor vatandaş generate'in içerisinde bir şeylerin escaping'i var cop strike sub olmuş teşekkür ederim dostum sağ olasın güzel şimdi ya aslında burada benim bir konteksel şöyle bir çağrı yapmama gerek kalmıyor günün sonunda diye anlıyorum. Tamam mı? Tornado'nun olayı süslü parantezlerle bir şey yapmak değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum bu hikayeyi günün sonunda? Tornado'daki hikaye de böyle. Demek ki benim parantezi açıp kapamak gibi bir derde ihtiyacım yok. Ben de buradan alınan input neyse abi, ben de buradan alınan input her neyse şuraya doğrudan yerleştiriliyor. Tamam mı? Doğrudan yerleştiriliyor. E şimdi bu bağlamda baktığımda tamam böyle bir hata görmeyi bekliyorum. Okey. Çünkü ASD 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 diye bir şey görmemekte. Slash string diye bir şey oluşturuyor aslında bakarsanız bu. Tamam güzel. Şimdi ben buraya yani os diye bir şey çağırsam os'un bir anlamı yok adam için. Tamam mı? Os is not global name. Os is not defined. Tamam mı? Yani os'u şey yapamıyoruz. Import os deyip new line koysam %0a ve bunu Python olarak yorumlattırabilir miyim? Bunun derdindeyim. Invalid syntax diyor. Çünkü line 4 ttmp her şeyi line line ayırıp string diye template engine parse etmekte. Bu nerede gelmiş? Template'in 317'sindeki init.exe'den geliyor. Güzel. Bir oraya bakalım. Aslında çok da keyifli bir konu biliyor musun? 317 mi demişti? Template render'ı çağırıyor bu adam. Oha biz GitHub'da böyle şeye doğrudan gidebiliyoruz mu? İyiymiş. Oha class tanımına gidebiliyor muyuz? Endline, ben de aynısını yapmaya çalıştım. %0a dediğimde new line olmuyor mu? New line'ı nasıl veriyorduk? New line bu kısma encode edeceğiz işte. O da bana diyecek ki demiyor. %0a değil mi new line? Ey yavrum ey %0a. Behlül yazmış bir şey. Ona da bakacağım. Tamam ben new ha sen diyorsun ki önce bir tane in, al birkaç tane inelim sağa sola istediğin kadar. O sorunu çözmeyecekti. O zaman şöyle bir şeye bakmamız lazım. Default şu import'un işe yaramasını bekliyorum. %20 os. Yani şu importing gibi bir olması lazım. Tamam mı? Invalid syntax diyor. Tamam mı? Bunun sebebi ne? Yani ben import edemiyorum.
Kıllanıcı gelmiş. Boşluklara da URL encode koyar mısın demiş. Yayın kayıt oluyor, onları geçin de. Şimdi şu süslü parantezleri işin içerisinde bu vatandaş. Şimdi şurada error kısmında görmüyorum importosu. Böyle bir line var. Tamam mı? Güzel. Olsun böyle bir line. Tamam. Ya bu şey line 5 tt alt çizgi tmp diyor ya abi. O şeyden gelmekte arkadaşlar. Template engine'imizin HTML'i var ya, birinci line, ikinci line, üçüncü line, dördüncü line, beşinci line. Biz o backend'de oluşturulan dinamik template'in beşinci line'ına yazıyoruz abi. Doğal olarak doğrudan bir Python kodu yazmak lazım bizim. O zaman hikaye şeye gidiyor. Düşünüyorum. O zaman hikaye şeye gider abi. Python import'un farklı bir yöntemini bulmam lazım benim ya. Python import payload. Bunu hackerlar kullanıyordur kesin ya. Bu ne? Init. He, dur. Şöyle bir makondiri yok muydu? Boşluk os. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Böyle bir makvanderi yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama can çekişiyoruz ya. Ha, Encoto del Gormo. Oo, çok güzel. Tamam. Benzer şey. Ay, dur. Bu böyle komut mu olur lan? Şöyle diyorsun. Değil mi? Bu importu sağlayacaktır. Yes. Yes. Çok iyi. Import os modülünü import ettiysem de diyorsun ki system. Python'da system değil mi gençler? rmref bir tane daha koy. Home Carlos Morale txt. Ay! Oldu mu bu çocuk? Yes! Encata del Gormo. Nasıl ama? Çok güzel değil mi abi? Çek gibi. Teşekkür ederim. Benzer şeyleri düşündük. Vallahi mutlu oldum ama. Çok iyi, çok iyi. Bence bayağı güzel. Yani aslında şeyi burada öğreniyorsun. Mesela sing template bakın burada neyi öğrendik biliyor musunuz? Çok kaos çıktı ama güzel. Burada şunu öğreniyorsun. Template engine'e bir string veriyorsun, tamam mı? Mesela benim verdiğim string günün sonunda şöyle bir şey oldu mesela. Python. Adam mesela bu template'i line line ayırıyor ve buradaki Python kodunu string'i Python kodu olarak evaluate ediyor ama template engine bir sandbox içinde çalışmıyor abi. Sorun orada. Yani çünkü sandbox olması lazım. Ben gidip istediğim bir kütüphaneyi import edemiyor olmam lazım yani. Mustafa Turhan. Evet abi aynen. Yani bunu yapamamak lazım. Bu arada ben bunu şeyden biliyorum. Bir template engine'in sandbox bypass'ıyla uğraştığım olmuştu zamanında. Oradan hatırlıyorum yani. Anlaşıldı değil mi? Aynen. Exploit development yaparken alt çizgi çizgi importla çözmüştük. İşte bakın eski bilgiler. Demek ki benim gibi böyle aklınızda tutmazsanız can sıkıntısı yaşıyorsunuz. Yani akılda tutmakta fayda var. Peki yok mu bir lambda çözüşüm? Kan çıkacak ama... Bak using documentation diyor. Vallahi naneyi yedik. Bunu açarsam naneyi yedik. Vallahi yedik. Tüm ekip dokümanı okumamız gerekecek yukarıdan aşağı. İnşallah yoktur ya öyle bir ihtiyaç. Aga tüm dokümantasyonu, template engine'in dokümantasyonunu okuyup code execution'a giden yöntemi bulacağız. Hadi canım.
Aga ben bunu çözmek istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum. Bunu sonraki yayına mı bıraksak? Ben bir bakayım da kalın gelirse kaçarım. Bir template engine'i bulalım. MDI'ye zor yok değil. MDI'ye hayattaki her şey zor oğlum. View details. Comment mi gireceğim? Aha edit template. Bak ben size anlattım. Ben bunu anlattım aga. Ne dedim? Sahibinden de bir abla ilanı vardı. Onun yanındaki arabaya tıkladık. Kimi case'lerde de rich text olarak template'i user'dan alıyorsundur dedim. Aga bu benim hoşuma gitmedi bu. Bu benim hoşuma gitmedi. Şu Java ya. Bu benim hoşuma gitmedi. Save. Benim hoşuma gitmedi. Benim hiç hoşuma gitmedi hem de. Hiç. Hiç gitmedi hiç. Edit template. Hiç hoşuma gitmedi bu. Product'ı 7x7 ver bana. Bakayım bir. Ay iyi. Ha preview varmış ya. Allah'tan preview var. Proxy. Tamam. Post preview. Gel. Preview. Biz bunu burada kendimiz yaparız ya. Bize alan vermişler. Aga bu bir kere şimdi bu ne? Preview. Asiktir free marker mı? Peki bunun versiyonu ne? Debug mode use strip tool. Ya sıçtık ya. Acaba hangi versiyon? Bunu nereden anlayacağım? Peki neler olmuş burada? Bakalım. Object in template FreeMaker outline column if the following expression no bilmem ne falan filan. Hikaye nereden giriyor? Kolon var. Calculate interpolated string or markup. Tamam. Aga bir sıçtık. Dur. Lambda handler'lar. Ay, bir dakika. Evil util commons string or markup calculate accept with process. Environment process, template process, template Java. Şimdi bu hangi versiyonu? Configuration get version'ı buldun mu? Ah canımsın. Var mıymış şöyle bir şey? Bakalım. Ben chat'ten kopya çekiyorum ama FreeMarker get version. Bunu nasıl alacağız? Get version diye bir metodu varmış bunun. Version diye bir class var. Objekti bunun kısa yolu yok. Yani kısa yolu şey. Adam şey diyor. You should try and solve this lab by using all the documentation diyor. Çok sıkışırsan diyor Albinovox'un var falan filan. He, sadece adamların kendi yazılarını oku. Ben baya try harder seçtim yani. Ben okuyacağım. Get. Mesela ben okuyacağım. Mesela ben mesela okurum. Mesela version deyince ne oluyor? Version diye bir şey yok diyor. Tamam mı? Olur. Lab bizden ne yapmamızı istiyor? Kendimizden nefret etmemizi istiyor bu lab abi. Bu lab benim kendimden nefret etmemi istiyor. Spatial variable reference. Heh, aradığım şey bu. Değil. Bu ne? Makro. Bu böyle şeyler mi var? Assign tags. Import. Bu ne? Free marker. Şimdi free marker, built-in reference. Heh, built-in reference'ları ver bana. Built-in
Loop variable'ları geç. Built in number, date time, seconds, hashes. Bakın bayağı şey ya. Configuration get version denesek vermez end line da, istersen deneyeyim kardeşim ya. Bunu vereceğini sanmıyorum yani. Ben burada tüm template engine'a sahibim. Yani illa şey kullanmak zorunda değilim. Şunu kullanmak zorunda değilim. Şeylere de erişimim var. Nedir onun adı? Vatandaşın şeylerine de erişim imkanım var. Başka direktiflere de. Ultimate fallback something. Mesela böyle bir şey preview et desem ne olacak? Mesela bak çalışıyor. Bu tür makrolara da her haltına erişim imkanım var. Ya da taglere erişim sağlayabiliyor. Mesela import deyip bu tagleri dahil ettirebilme imkanına sahibim. Bunu Google'a soracağız aslında. Google'a sormayacağız da. Şöyle bir şey sorsak yani. Desek ki free marker access Java object. Ha. Free marker'la Java objesine nasıl erişebilirim mesela? Bunlar böyle demiş de, bu da böyle demiş. Bunlar da böyle demiş. Line item var demiş. Onu kullan. Hayır. Beanler abo. A word on security. But you will not be able to access several methods that are considered not safe for templating. For instance, you can't use synchronization method. Threadler, invoke'lar ve construction ve new instance'lara da erişemezsiniz. Class loader'a erişemeyeceksek zaten runtime'a, runtime'a zaten erişemem. Kutay bir link gönderdi. Kutay'ın linkini açıyorum hemen. Class execute. Böyle bir şey mi varmış Kutay? Böyle bir şey yok, var mı gerçekten? Sanmam. Bence böyle bir şey doğrudan erişemeyiz yani. Bunu zaten execute marker'ını initiate edip bunu exec olarak gönderiyor. Benim şu sınıfı initiate etmem lazım. Onun yöntemini bulmamız lazım. Tamam. Enough is enough. Okey. Bakalım nelerden bahsetmiş dokümantasyonlarında. Tweak bilmem ne falan. Identify, detect, code context. Code context'ini konuştuk. Geçiyorum. Identify, Ruby. Bununla da ilgilenmiyorum. How to prevent. Şimdi gençler siz dediniz ki dokümantasyonu okuyarak bunu çözebilirsiniz dediniz. Ama dokümantasyonda buna dair, Java'ya dair bir şey göremiyorum. O yüzden aga server side template injection'da burada ne yapacağız? Ya şimdi şöyle abi, bu işin aslı şöyle olur, tamam mı? Ben size ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. Şu anda karşılaştığımız durumun aynısını, şuradaki gördüğümüz durumun aynısını abi biz lokalimizde oluştururuz. Lokalinde oluşturup burada breakpointler koyar. Dokümantasyonu okuyarak bakarsın, tamam mı? Hani yeni bir sınıf nasıl initiate ediyorsun, yapıyorsun diye. Bu framework'ın dokümantasyonunda ömür geçer. Ya ömür geçmez de, ya bu iş öyle ilerliyor diyeyim. Class initiation'ı bulsak execute'u yaparız diyorsun da, free marker class initiation object. Bunu initiate ettirsek bir de, ama hangi versiyonunu da bilmiyoruz ki. Initialize variable mesela, yani template'in içerisindeki variable nasıl tanımlanıyormuş? Assign x 1'miş mesela, tamam mı? Bu şekilde assign edebiliyormuşuz. List varmış, makro varmış. Ben buradan nasıl bir sınıfı initiate edeceğim? Onun derdindeyim. Google'a yazınca çıkıyor zaten. Ben birazcık kafa yoralım istiyorum. Tamam mı? Benim derdim biraz kafa yormak. Hepiniz chatten yolluyorsunuz bir şey de. Ya demek ki assign'da değişken tanımlayabiliyorsam abi, bir şeyler, yani bir şeyler tanımlattırabilir miyim? Mesela sonunda x'i böyle çağırmış. Ha,
Hani biraz kafa yorun istiyorum. Anlatabildim mi? Yoksa Google'dan Peyla'da anında buluruz. Ama bulunca ben direkt onu gördüğüm için bakış açımı anlatamayacağım. O yüzden görmek istemiyorum. Ya bu X variable'ını böyle create ediyorum diyor. Tamam, ben X yerine mesela bir sınıf yazsam. Tamam mı? Mesela ASD diye bir sanki böyle olmayan bir sınıf yazdım. Böyle bir şey olmaz. Bunu string görüyor zaten. Peki böyle yapsam? Bu da olmaz. Peki ben buraya bir string yazsam ve desem ki bunu şöyle yapacağız. Google'a soracağım gene. Free marker assign class. Create a data model. Bir şeyler diyor. Aha. Bir dakika dur şimdi. Şurada Google'da ne gördüm ben? Object construction gibi bir şey görmüştüm. Şimdi object construction diye bir şeyi bu tabii backend'den set ediyor. Ben object construction'dan bunu böyle çağıramam büyük ihtimalle. Peki, peki. Tüm assign'lara baktım. Assign attribute, bunlarla da ilgilenmiyorum. Yani şu hikaye çalışsa çok iyi. Ya object construction'ı böyle çağırabilsem direkt çok işime yarardı. Boolean, string bunlar defaultlar. Bununla ilgilenmiyorum. Bununla da ilgilenmiyorum. New object. Crackpot, new object. Ben de aslında bunun derdindeyim de bunu böyle tanımlayamıyoruz bence. Ya böyle bir tanım tarzı var mı? Var mı? Buralarda bir yerde bana error üretmen lazım sanki. Preview. Preview. Böyle bir şey yapsam. Preview. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum şu anda. Hiçbir fikrim yok. In-depth free marker template injection. Aradığımız makaleyi bulduk galiba ya. Senaryo, esa. Aga, böyle bir imkanımız var mı bizim gerçekten? Gerçekten var mı böyle bir imkanımız? Bence yok çünkü. Bir dakika. Var. Çete bakmıyorum bilerek. Kızıyorsunuz da. Mantık aynı. Ya burada şeyi anlatmaya çalışıyorum işte. Mesela gerçekten template marker'a dair bir fikrim yok. Nasıl yaklaşıyorum onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Kutay şu metodu buldu. Hani Google'ın dokümentasyonunda. Free marker'ın böyle bir API'si varmış. Tek derdimiz bunu nasıl initiate edecektik. Ben de class initiation'larına bakarken assignment'ın böyle olduğunu gördüm. Demek ki böyle verilebiliyormuş da bu hikaye. O zaman gerisi kolay. Bu kodu parça parça açıklayabilirim tabii ki. Şimdi şu tag template engine için, free marker isimli template engine için özel bir anlamı geliyor ve diyorsun ki ben bir değişken assign ediyorum. X adında. Buraya Mehmet de diyebilirsin. Tamam mı? Sonra buraya da Mehmet demen lazım. Bu değişkenin benim şu sınıf execute isimli sınıf var. Full içerideki şey scope'u bu class'ın adı. Bundan yeni bir tane instance üret ve bunu Mehmet'e koy. Çünkü bu instance'ın API'sine baktığımız zaman execute'un API'sine baktığımız zaman zaten default içerisindeki verilen parametreyi execute ettiğini görüyoruz. İşletim sistemi de commit exec ediyor. Şu metodu dönüyor yani. Benim de yaptığım şey burada id komutunun çıktısını getir demek template şeye, engine'e. Bu kadar basit. Yani free marker'ın kendi içerisinde işletim sistemi komutu çalıştırması özelliği bulunan bir sınıfı initiate edip o sınıfın exec metodunu çağırtmayı başardık.
Arem, VF, Home, Carlos, Moralim. Abi iki tatlı bir şey anlatıp gülü kapatacaktım. Gene beyin yaktık ya. Hop bitti. Anlaşıldı mı chat? Ha? Oturuyor mu kafada yani hikaye? Bayağı tehlikeli. Anlaşıldı mı chat? Bak sandbox environment dediğimiz bu hikaye de burada varmış. Tabii ki de işletim sistemi komutu çalıştırıyorsun. İşlediğini ya istediğini çalıştırabilirsin abi vakitten sonra. Bu direkt RCE yani. Bu zafiyet çok biliniyor abi. Belki sen bilmiyorsundur dostum. Server-side template diyecek için bayağı biliniyor. Bu açığı nasıl kapatabilirsin? Abi illa bir şekilde server side'ta template engine'e giden şu içeriği. Şimdi bu zafiyet niye oluşuyor abi? Sen template engine'e vereceğin şu string'de manipulation'a imkan tanıyorsun, tamam mı? Bunu iki türlü çözümü var. Ya bu tasarımı böyle kurmayacaksın, tamam mı? Ya da template engine'in gerçekten sandbox environment sunacak. Bir de adamla mesela burada işte whitelisting metotlar yapabilirsin ya. Bunun mail feedback geldiği vakada şöyle bir mevzu var. Uber SSTI RCE. Bayağı bir eski bir bulgu hani ama adam bir siteye üye olurken ki ismine server side template injection payload'ı yazıyor isim kısmına. Sonra parolamı unuttum dediğinde kendisine gönderilen e-posta template'ini server side'da render ettiği için Uber buradan bir code execution'a erişim sağlıyor adam. Yani ne yapıyor? RideUber.com'a gidiyor. RideUber.com'da diyor ki profil ismini şuna çeviriyor. Ondan sonra Uber account'unuz update olmuştur diyor. E-postanın içerisinde şunu görüyor. Anlatabildim mi? E-postanın içeriğindeki gönderilecek HTML'i server side render etmiş adamlar. E tabii ki de render edecek ki oluşan HTML'i mailin içeriğine yazsın, değil mi? Fazla denk geliyor muyum? Dark SQL'i banlamamış mıydınız siz? Bu gene gelmiş. Ben kaçırdım mı chatten? Oo çok teknik ben adıyorsun. Ama bu da teknik ise kardeş. Yanlışlık olmuştu diyor bize. Şimdi server side template injection'a bakış açınız vaka sayımız 28.000 mi? Ne? Bu Twitter'ın altında bir şeyler olmuş. Vaka 28 mi? Bizim bakanın adı neydi ya? Bir söyleyin tweetine bakacağım. Bizim bakanımız adı ne? Koca mı? Ne kocaydı o? Ha Fahrettin Koca. Bu nerede açıklandı da siz söylüyorsunuz? Bu resmi Twitter'dan duyurulmuyor mu? Ha basın toplantısı yaptı. Neyse ben buna bakarım. Gençler. Bu arada Fatih Kadir Akıncı'yım çok teşekkür ederim. Bu arada bir yandan da ona baktım da yazdıklarına. Bu tweet birbirine girdi. Takip edemiyorum.
Zor bir işi çevirmek için o işi ne kadar hakim olmak gerek. Ben bu yayında konuya hakimmiş gibi gözüktüysem ne mutlu bana. Ama eyvallah abi ya, can dostumsun. Fatih'le çok eskiden konferanslardan tanışıyoruz arkadaşlar. O yüzden buradan selam olsun diyeyim kendisine. Şimdi gençler, bir sonraki yayında bu kalanları çözeceğim. Tamam mı? Hani... bu kalanları çözeceğim. Ama kan çıkacak. Ben söyleyeyim. Yani dedim ya, hikaye şey. Amacım benim zaten burada yani bir şeyleri bilemiyor, yapamıyor, edemiyor olmaktan ben utanmadığım için yani hani. Gönül rahatlığıyla olay nasıl yaşanıyor falan birlikte bakalım ve chat yardımcı olsun. Mesela şu anda Kutay falan çok güzel yaklaştı konuya az önce chatten. Yani ben direkt Google'a bakmak da istemedim cevap olarak. Hani... o yüzden bu kalanlara da böyle bakacağız. Unknown language with documented exploit ile ilgilenmiyorum ama şu mesela custom exploit'i çok merak ettim şu anda. Bir kaşındım ben yani şuna. Expert level. Carlos'un home directory'sinden ID RSA'yı okumamı istiyor da. Hızlıca bir bakayım mı la hemen. Şişt, çok hızlı. Sadece merak ettim. Minik bir merak. Proxy. Bu ne? My account. Ha, avatar geldi. Tamam. Güzel. Preferred name umurunda değil. Bu sefer avatar işin içerisine girecek herhalde. Desktop. Open. Upload. Bir şeyler oldu. Host. Bu resmi gönderdiğim yer. Peki. Default avatar. Default SVG. Burada bir SVG var. Neler oluyor lan burada? Bu ne? Avatar. Avatar Viner diye bir petten çekiyor avatarı. Interception on. Gel buraya. Viner. ASD ASD not found. Ha. Nasıl oldu bu? Avatar. Düşünüyorum gençler, bir durun bakayım. Peki. Ne gözükmek istediğimin bir önemi yok ki. Hep burası avatar Viner. Ben Viner'ı değiştirsem şurada bir template injection olabilir ama bence avatar avatar Viner bir şeyler oluyor. Acaba bir dakika ya. Email com bir yere bir yorumda bulununca avatarım mı çıkıyor benim acaba sonra? Post comment. Back to block. Aha, burada da bir avatarım çıktı. Nasıl oldu bu avatarım? Gelip buradan Viner dediğimizde bu avatar dönüyor. Klas avatar. Burada zafiyetin olabileceği yeri tahmin eden var mı? Ben edemiyorum. Yani çok mantıklı gelmiyor. Bu şey neredeydi? History, post. Bu değil. Confirmation bu da değil. Comment'e. Comment'im var. Postum ID'si var. Buradan da olması düşük ihtimal. Bu resmi nereden yüklemiştik? Post avatar. Avatar buradan yüklendi. Anlamaya çalışıyorum. Acaba başka bir atak vektörü göremedim şu anda ben template injection için. Çok heyecanlıyım ya. mdisec@yokmail.com. Update email. Ne oldu? My account. Ne oldu? mdisec@yokmail.com oldu.
Şimdi burada template injection olma ihtimali var. Ama bu avatarı niye koydu? E-mail değiştirme kısmına gelelim ve diyelim ki bakın buraya şey yapıyorum. 7x7'yi koyayım. Şu makonderi bizim neydi? Dolarlı olan. 7x7'yi koydum. Bakalım ne olacak? Bir şeyler oldu. Who am I? Kesene bereket. Bu çocuk inşallah okur da anlayacağız şimdi. Bakalım ne olacak. Burada bir cacık yok ya. Öyle gözüküyor. Şu bizim resimde bir sorun var galiba ya. Resim olarak mesela ben resim göndermeyeyim. Mesela. Tamam mı? Mesela resim göndermedim. Bir dakika, bu user whiner diye niye gidiyor? Bir dakika, geri gel. Resmi bir daha gönderdim. User yerine whiner değil de az önceki Macondri'ye yazdığımı bir daha çalayım şuradan. Buradaki user niye whiner, benden niye gidiyor? Aslında bunu session'dan alması lazım. Unauthorized diyor. Niye unauthorized'ım ben? Bir şey oldu. Ama ne oldu? Chat'e bakıyorum. HTML'de whiner gösterdiği kısım preferred name değiştirince değişiyor muydu? Hayır, sanmıyorum. Ben bu şu anda whiner user'ın, tamam, whiner'a dokunmuyorum. Resmi göndermekten vazgeçtim. Bakalım ne olacak? İmaj, resim, saçma. Send de. Aha, bir şey oldu. Avatar whiner getir. ASD, ASD. Bu çok saçma. Authentication düşmedi ya. Aga bu çok saçma. Şu anda olan şey sizce mantıklı mı yani? Server side template injection. Şimdi kaçırdığım bir template de olabilir. Template engine de olabilir. Şeyden korkuyorum yani o yüzden. Neydi o payload bu vatandaşların bize gösterdiği? Çok saçma ya bu arada. Yani free marker bak aynısıymış. Okay. Velocity, class inspect. E şunları falan da mı koyalım? Yani ben mesela şu anda mesela bu text HTML olarak dönüyor. Sebep. Ha burası text HTML dönmesi okay de. Pardon, bu ne dönüyor? Image JPEG dönüyor. Image JPEG değil de abi. Ben bunu mesela text HTML lan bu desem. Aha bir şey oldu. Aha bir şey oldu. Set avatar. User set avatar. Avatar upload PHP'nin 19. satırında. Mime type is not an image. Text HTML. Carlos. User PHP 28. Bir şey öğrendik. Şu anda. TMP set text HTML. Text HTML benden aldığını oraya koymuş. Buna bir tırnak daha koysam. Aha bu da böyle geldi. O zaman ben buradan istediğim function çağrısını yaparım ki. Yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Pardon. Noktalı virgül koy. Bir tırnak daha koy. Anladınız mı gençler? Bak şuraya bir tırnak. PHP Code Evaluation'a gidiyor bu. Çok garip. Bunu koydum mesela buraya ben. Kalan PHP'de comment out neydi lan? Diyez miydi? Diyez. Sağ tarafı comment out yaptık. Ben şu araya PHP kodu yazabilirim. Ama bunu bir kapatmam lazım. Set avatar bir kapansın. Set avatar kapandı. Mime type'ın text HTML olmasına kızıyor. Güzel. Bu set avatar metodu lokaldan dosya okuyor. Nasıl olacak bu iş yoksa? Bak şu içeriği git oku diyor.
Tamam mı? User set avatar. Şimdi burası PHP'de dosyalar yüklenirken random oluşturulan TMP altındaki random dosya. Şu pet'i kontrol edebiliyor olsam benim task'ım ne? Benim de 700 bin şey dönüyor şu anda. Benim task'ım ne? ID RSA Home Carlos'un içerisinden çekmek. Ne? Şöyle bir şey yapamıyor mu ben? Burası tek HTML kaldığında bu hata veriyor. Güzel, versin anasını satayım. Ben user set avatar'ı bir daha çağırsam kendim. Bunun petine de desem ki home Carlos bu olsun. Ama bu dosyanın içeriğinin tipi benden çocuğum olsun istemiştin ama bunların hiçbiri olmadı. Benden content type istiyordu. Bir saniye dur. Ha, content type'ın imaj JPEG olsa. Anladın mı? Böyle bir şey yapamam mı? Yapamadım. Olur olur. Bir dakika ya. Text HTML değil. Şu anda bu metotları peş peşe çağırabilsem. Çağırabiliyor mu? Çağıramıyorum. Devamını getirmiyor. Niye getirmiyor ya? Bunu nasıl yapacağım? Noktayla birleştirsem PHP'de böyle bir özellik var. Aman Allah'ım, mükemmel bir şey yapıyoruz şu anda. Bak şimdi şu metot database'e gidip bu dosyanın içeriğini okuyup resim olarak kaydediyor. Tamam mı? Ben daha sonra aynı metodu bir daha çağırttırıyorum ama o ikinci metot yereldeki dosyanın içeriğini okuyup database'e kaydedecek. İlki niye hata veriyor? Burası text HTML kaldı. Ben burayı imaj JPEG yaparsam ilk kısım gerçekten gidip database'e şu içeriği kaydedecek. Ama sonra PHP'de nokta ile string birleştirebildiğin için ikinci kısmı da çağırabilirsin. O yüzden ben aynı metodu bir daha invocate ediyorum ama yereldeki bu dosyanın içeriğini oku diyeceğim. Ondan sonra Allah'ım bu olsun. Aha bu oldu gibi. Ondan sonra bana avatarımı getir, avatarımı dediğimde bu içerik gelmeye devam ediyor. Bu olmaz. Olmaz. TMP dizindeki şu dosya adı abi şeyden gel, benden request'ten gel, bir dakika. Text HTML send. Ha, Engata Delgormo. Sen şu diyorsun ya, şunu bunu PHP interpreter random üretiyor her file upload'ta. Benim şu comment İmaj JPEG niye işe yaramadı ya? Bu bir daha avatarı set edecekti işte. Bunun RAW olması lazım ya. SSH key'i mi silmemizi istiyor? Hay aşkının ızdırabınız. Peki o zaman ben set avatarla bunu çağırmama böyle gerek yok. Ben doğrudan PHP'de unlink miydi lan? PHP'de dosya silme. Şş, PHP'ciler. PHP remove file. Remote file değil la. Remove file. Unlink. Ya ben come on ya. Şş. Gençler. Bu iş olur. Bu çocuk okur ya. Bu çocuğun okuması lazım. Unlucky. Unlink. Ha, mime type. Şimdi bunun mime type error vermesinden önemi yok. Şu unlink'in çalışmış olması lazım. Çalışmadı mı? Çalışmadı. Tamam, mime type'ın neydi lan senin mime type'ın? İmaj JPEG. İmaj / JPEG send. Çözemiyoruz. Çözemiyorum ben. Home Carlos acaba o tek tırnaklara mı kızdı? Sent.
Çağırıyorum. Avatarım nerede? Avatarım. Viner. Çözdüm ben bunu. Ben bunu çözdüğüme inanıyorum ya. Gençler, ben niye çözemiyorum? Baba beni okula yolla. Bu çocuk okumadı ya. Ne var? Unlink in user PHP. Tamam işte. Nerede boşluk var? Hiçbir yerde boşluk yok. Tom, Carlos, Esaş, ID, Arase. Hiçbir yerde boşluğum yok benim. Unlink niye işe yaramadı? Bir dakika. Aga burada nerede boşluğumuz var? Yok işte, yok. Bu Unlink'in çözmesi lazım ya. Burada bir şeylerde çok büyük sıkıntılar var. Çok yanlış yerlere bir şey oldu. Lab bug'a girdi bende kesin. Makine cevap vermiyor. Mime type error. İmaj PNG olsa olur mu? Unlink edemiyorum. Yok, olmuyor. Sebebini bilmiyorum. Kafamda çalışmıyor daha fazla. Başka fikri olan var mı? Çok güzel yaklaşmıştık bu işe oysa ki. Ümitlerim vardı. Hexe HTML. Bir dakika ya. Allah beni kahretsin. GX1BP086. Şey haklı ya Mustafa. Çok haklısın söylediğinde. File name'i alıyor. Birinci kısım file name'den geliyor. Ben Mehmet. Bak. Hiç düzgün okumuyorum ki. Yayınlarda hep böyle oluyor ya. Bak. Uploaded file name is invalid. Ben Mehmet. Buranın kendi içinde template error olabilir mi? Ne diyorsunuz? Uploaded file name is invalid mı? Yani text HTML değil de. Şimdi bu hata bir dursun. Abi bunlar bir vulnerability üretmeye çalışmışlar ama yani çok saçma. Hiçbir şey olmuyor yani. G1 koydum. Ya çok bir vulnerability yaratmaya çalışmışlar ama olmamış yani abi. Yani ben bunu böyle yaptıktan sonra mesela o zaman unlink diye böyle çağıramaz mıyım yani? Yapacağını sizin vulnerability seveyim ya. Vallahi yani. Beğenmedi. Mehmet bunu beğenmedi. Tamam. Bunun sebebi text imaj jpeg. İstediğim bu. Bundan sonrasına da bir comment out falan koysak. Invalid RSA, MRSA diyor. Niye öyle dedi? Bence bu server side template injection değil bu zafiyet bu arada ya. Burada bir şeyler çok ters. Bu level'ı ben anlamadım. Var mı anlayan? Ben anlamadım.
Uploaded file name is invalid. .id rsa kısmı noktalı virgül diye şu kısmı beğenmiyor bir şekilde. Neye tutuluyor bilmiyorum. Al abi onu da böyle birleştireyim. Bunu da nokta ile birleştireyim. Oraya noktayı koyduk. Fonksiyonu kapattık. Fonksiyonu kapattık. Bu fonksiyon çağrısını tamamladık. Onu da böyle tamamladık. Bu da böyle. Şu anda benim kafamda match etti ama burada match etmiyor. Yok abi. Ben hocam da başka bir şeyle ilgileniyor da olabilirim. Haklısın. Emdiri Geant. Ha. Bak ne yapmışım? TMP ID RSA. He, bir dakika dur. Burada bir yerde şey karışıklığı yaşıyor bu. Burada şey karışıklığı yaşıyor. Niye TMP'de ID RSA'yı aldı? Şu slash'ları niye dikkate almıyor? Acaba slash'larda mı bir problem var? Acaba mesela ben sistem desem, sonra da mesela desem ki sleep sistem desem mesela ID desem. Tamam. Send desem. Ne oldu? GX1 AS şu anda ne oluyor? Şu anda Mutlu çok doğru söylüyorsun. Arbitrary code injection denedik. Ben bu challenge'ı anlamadım gençler. Ben bakıyorum. Tamam mı? Çözümünün ne olduğuna. Ney? Ney? Ne alaka ya? Ya agacım böyle bir şey yok ya. Ben kafeye hoş geldin yavrum. Böyle bir çok mantıksız abi. Ben bu işi beğenmedim. Yani interception on post. Gerçekten bullshit. Katılıyorum. Bu bullshit yazan arkadaşımız kimse. My account. You should be noticed that you haven't accessed the user object. User object'te burada ben niye buraya gittim o zaman? Kafa karıştı. User object'te erişimim varmış benim. Tamam mı? Aga ya. Investigate the custom after functions. Notice that you are uploading invalid image. The error message disclosed to method called user set avatar. Also take a note that the file path is okay. You will need this later. Upload the valid image as your avatar and load page containing your test command. Burp repeater post request to the auto display name parameter and separate the upload files as your avatar. Tamam. Biz unintended solution bulduk neredeyse, onu söyleyeyim. Buna kafa yoracağım ben. Yani bu adam ne yapıyor abi biliyor musun? Bu adamın yaptırdığı şey... Selamünaleykümler, aleykümselamlar. Mime type kontrol ediyorsa ve orası tutuşan string match yapabiliyorsa aklıma php dosyasının unlink komutunu yazıp avatar olarak php dosyasını rename ederek yükleyip avatar elemanları açıp sildirebilir düşünüyorum. Tabi dosya adını değiştirebiliyorsa. Ya dosya adı değiştiremiyoruz ya şeydeki. Abi user objesine burada erişimim var diyor. Okey. Tamam. Dosya yüklerken bir şey oldu. Şu endpoint'e git diyor. Tamam. Bende böyle bir endpoint var mı hiçbir yerde? Kullandık mı? Okey. Bu o değil, pardon. Bu da değil. Bunların hiçbiri değil. Şu. Gel geri.
Blog post author display diye bir tane şey mi var? Endpoint mi var? Böyle bir endpoint yok. Bir şey söyleyeyim mi ben gençler? Bok atmayı sevmem ama hani back to lapom hayır. Bok atmayı sevmem ama bu çocuk okumamış arkadaşlar. Ben yeni geldim, ne yapıyorsun olayı anlatır mısın? Ben kendimi anlatamam ki şu anda ne yaptığımı. Sana anlatayım dostum ya. Post ID 9. Göster bana postu işte. Post ID 9. Göster postun içine girebilir miyiz? Alo. Alo. Ha. Tamam, ben buraya comment girdiğim zaman post ID'm var, comment'im var. Comment'e girdim. Okey. Evet. Comment'e girmiştim ben. Aynı sayfanın gelmesini bekliyorum. Avatar Winer. Resources default avatar. Bu avatara gittiğimde de hafta içi yasak mı gelmiş? Ne oluyor oğlum Türkiye'de? Eğitim olacaktı ne zaman? Ben bu challenge'ı beğenmedim. Ben drop yaşıyorum şu anda. Bunun sebebi herhalde kameramın fazla ısınması olabilir ya. Yayında drop var galiba zannımca. Şu anda düzelmiş olması lazım. Gençler ben bu challenge'ı beğenmedim. Yani şu bizi şu error'un peşine düştüğümüz şu nokta çok mantıklıydı bence. Hani tamam mı? Şu nokta çok mantıklıydı. Neyse. Ben bu labı saldım ya. Yo, sonra da çözmemize çok gerek yok. Velev ki arkadaşlar gene kan çıkan çok tatlı bir Suicide Template Injection yayını oldu. Açtım, tüm tabları kapatıyorum. Burayı da şöyle zoom in yapayım size. Ülkede şu